Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın yaptığı bir açıklama büyük yankı uyandırdı sevgili seyirciler. Aynı zamanda bilişim uzmanı olan Seyhan, istekleri üzerinde bazı milletvekillerinin evinde ve iş yerlerinde kamera araması yaptığını açıkladı. Bunların bir bölümünün evinde gizlice yerleştirilmiş çok sayıda kamera bulduğunu söyledi. Kendisi şu anda stüdyomuzda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Sayın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Kaç milletvekilinin evinde arama yaptınız? Efendim ve 20'yi geçti. Evet. Düne kadar 3'tü. Bugünle birlikte 4 milletvekilinin evinde gizlice değişik yerlere yerleştirilmiş, farklı odalara yerleştirilmiş kameralar. Birinin evinde de dinleme cihazı ortam arttı. Dinlemesi. Evet, ortam dinlemesi yapan kamera dışında ortam dinlemesi yapan cihazlar buldum. Toplam kaç kamera buldunuz efendim? Bu evlerin tamamında 9-10 kamera bulundu. 9-10 kamera. 10 kamera. Genellikle nerelere yerleştirilmiş? Efendim şimdi bir oturma tanesi oturma odalarına mı, özel bir iki tanesini mi? Evet. Getirdim ben bulunan. En evet. Önemlisi, çok yaygın olanı Boğat. Bu yayınlanan görüntülerin çoğu Boğatlardan alınmış, evet. Görüntüler. Bu görüntü şuradaki küçük gözden alınıyor. Bu duvara yerleştirilirken kablosu bağlandıktan sonra duvara sadece şuradaki küçük delik görüyor. Evet. Buradan görüntü alıyor. Bunun duvarda elektrik şöyle. Kablolarının birleştiği yer değil mi? Onu evet, örten evet, kapak. Evet, onu örten evet. Kapak. Şuradan ona bağlıyorlar. Sürekli 24 saat bu elektrikle görüntü besleniyor. Ve ses yayınını dışarı aktarıyor. Evet. Bakın buradan görüntü gidiyor. Şurada ses alan biraz mikrofonu var. Kaldırır mısınız? Evet. Burada ses alan mikrofonu evet. Var. Görüntü de Boğat'ın içerisinde. Evet. İkisini alıyor. Bu iki bilgiyi aldıktan sonra şurası şu anten vasıtasıyla dışarıya frekanslarla ses ve görüntü yolluyor. Peki bunun gönderdiği ses ve görüntü dışarıda bir 150-200 araçtan metre mı? İçerisinde evet. Bir araçtan veya kiralanmış bir evden alınması lazım. Bunun maksimum 150-200 metre evet, olması gerekiyor. Tek kişinin yapamayacağı belli. Önceden evler tespit ediliyor. Hatta gittiğim yerlerde anahtarlarla oynandığını gördük. Buralara önceden yerler tespit ediliyor. Sonra giriliyor. Daha sonra bu kişiler geldiği zaman araçlar konuşlandırılıyor ve dinleme başlıyor. Diyelim ki özel bir mekanda iki kişi buluşacak. Evet. Bunların o saatte orada buluşacakları nasıl tespit ediliyor? Efendim çok en doğru soru burası. Teknik takip yapılmadan bu kameralarla anında görüntü almak mümkün değil. Mutlaka bu kişilerin telefonları dinleniyor. Evet. Ve benim iddiam odur ki bu dinleme meclisten başlıyor. Tepesine konulan imsir catcher dediğimiz cihazdan başlıyor. Jammer dediğimiz yani cihazdan. Hangi milletvekilinin hangi saatte kimlerle nerede olduğunu, kimlerle ilişkisi olduğu tespit ediliyor. Evet. Daha sonra adresleri tespit ediliyor. Ondan sonra teknik takip araçlarıyla bu takip ediliyor. Dinlemeler sonucunda vekilin oraya yöneldiği anlaşıldığında oraya doğru yöneliniyor. Hatta bu teknik çok geniş bir ekip olması gerekiyor. Elbette bunu özellikle açıklamak istiyorum. Bu 3-5 kişinin toplanıp aman şuna bir komple kuralım diyebileceği bir şey değil. Eğer bu kadar büyük bir şeyden bizim istihbarat güçlerimizin haberi yoksa vay gele Türkiye'nin başına. Bu büyük bir organizasyon. Peki böyle bir organizasyon herhangi bir kamu kuruluşunun desteği olmadan ben yapılacağını bağımsız olarak yapılabilir mi? Ben yapılacağını düşünmüyorum. Kamu kuruluşlarının böyle görevi olmaz. Ben içeriden bir destek aldıklarını düşünüyorum. Belki kamu kuruluşlarının da haberi olmadan o kuruluşlarda, evet, o çalışan kuruluşlarda belli gruplar çalışan yapabilir diyorsunuz. Belli gruplar bunları yapabilir. Evet. Burada çok önemli olan nokta şudur. Bunlar girilirken, konulurken bir ekip çalışıyor. Konulduktan sonra çeken bir ekip var. Bunu montajlayan bir ekip var. Yurt dışına servis eden bir ekip var. Hızla internet sitelerine dağıtan bir ekip var. Bunların hiçbirini birbirinden ayıramazsınız. Bu kadar komplike bir çalışma aralarında bir iletişimi gerektirir. Yeri geldiğinde 150 bin kişiyi, sadece kayıtlı 150 bin kişiyi dinleyen TİB'in böyle bir olayda ya da istihbarat teşkilatlarının bu olaydan haberleri olmaması için mutlaka birilerinin içeride bir şeyleri gizliyor olması. Peki sizin evlerinde ya da işte özel mekanlarında bu kameraları tespit ettiğiniz milletvekilleri mutlaka görüntülenmiş midir? Efendim mutlaka görüntülenmiş diyemem. Çünkü bazılarının yeni konulduğunu düşünüyoruz. Fakat görüntüsü alınanlar da var, vardı. Bunların içerisinden kendisi açıklama yapmadığı için açıklama yapmak zor. Bazılarını biliyorum. Ancak
Hangi partilere mensup milletvekilleri? Muhalefet partilerinin birkaçında var, her ikisinde var. Bağımsız var mı? Bir de bağımsız var ama BDP kökenli değil. Bir bağımsız milletvekilimiz de döşenmiş. Fakat şunu biliyorum. Burada en önemli olan şudur. Bakın şuraya koymuş olduğum kamera, buradaki bir kamera. Bunu da bir milletvekilinin evinde yatak odasında buldum. Allah Allah. Bakın o evde bu milletvekilinin çocuğu banyo yapıyor. Eşi kendisi banyo yapıyor. Bu görüntüler şantaj amaçlı da kullanılabilir. Servis de edilebilir. İşin ciddiyeti budur. Artık yatak odalarımıza kadar girdiyse buradan bizim ders almamız lazım. Bizim daha internette yayınlanmasına karşı bir yasamız dahi yok. Peki internete nereden nasıl yüklendiğini bulmak mümkün mü? Efendim bu çok kolay. TİB'in elinde bütün servis sağlayıcılar TİB'den geçer. Ne kadar internet sitesi varsa, yurt içi yurt dışı. Dolayısıyla sorgulamaya müsait program da, yazılım da var. Zaten şimdi filtreleme yapıyor. Belli dosya adlarını, belli isimlerini kaldırıyor. İçerikleriyle niye uğraşmıyorsun? Siz bir yerden bir postayı bir yere verin. Hangi servis sağlayıcıdan, hangi kullanıcıdan geldiğini yani bilir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı önce yerini isterse, bulur. İsterse ve sağlam bir irade ortaya koyarsa atıldığı yeri bulur diyorsunuz. Atıldığı yeri bulan kişi zaten bu organize bir şey. Orada şahsı bulmak kalır ki. Şahsın mutlaka orada oturuyor olması lazım ya da yakında bir araç içerisinden oranın IP'si üzerinden şifresini kullanarak bunu atmış olması lazım. Peki. Her şeyi bulan istihbaratın bunu bulmaması, TİB'in buna rastlamaması. Bakın Türkiye'de insanların maillerine ekleme yapılıyor. İnsanların şu nasıl takip ediliyor gelirsek, üzerinizde cep telefonunuz varsa, önlemesi gereken elbette. Kamu kurumları tarafından seyirci kalınması da bu suça iştirak anlamında mı? Efendim görev yapması gerekenler konuşuyorlar. Konuşmayın, görevinizi yapın. Siz işin başındasınız. Siz şikayet edecek makamda değilsiniz. Bu kurumlar sizin elinizde. Ve bunlar oluyor olmaya devam ediyor. Eskiden faili meçhul cinayetler vardı. Şimdi faili meçhul kasetler peki, var. Peki İçişleri Bakanlığı yine kararlı bir duruş sergilerse ve Başbakanlığa bağlı olan Milli İstihbarat Teşkilatı da devreye girerse TİB'le beraber yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile birlikte bu organizasyonu yapan çete öyle samimi çalışma bir günde çözer. Bir günde çözer. Hiç bunun kuşkusu yok, yolu yok. Kim olursa olsun. Bakın efendim. Şimdi son cümlenizi de alayım. Evet. Bu kameralar bulunurken şuradan bulunuyor. Bakın bir frekans alıyor, bulunuyor. Evet. Şimdi bu frekans her yerden alınabilir. Burada önemli olan şudur. Meclise bir kanun geldi. Kanunda bunu yayınlayanlara af getiriyor. Cezalandırmıyor internette yayınlayan. Bunu kim getirdi? İktidar Partisi getirdi. Peki, geçen yılki Deniz Baykal kasetinin üzerinden, Sayın CHP eski genel başkanının kasetinin üzerinden bir yıl geçti. Kanun çıkacak diyen Ulaştırma Bakanı nerede? Ben soruyorum. Bunu bulduk bulacağız diyen teşkilatlarımız nerede bizim? Bunun sonucu ne oldu? Yargıya bırakıyoruz ayrıca demekle olmaz. Ayrıca bu elde görüntülerde kamuoyunun bilmesi gereken toplumun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda haber değeri taşıyan hiçbir özellik de yok. Hiçbir özellik yok. Tamamen özel hayatlara fakat, yönelik bir teşhir, şantaj. Bir dakikalık önemli bir şey söylüyorum. Yıpratmadan ibaret. Ben bunların tamamını siyasetin şantaj yoluyla kişilerin özel hayatını deşerek şekillendirilme çabası olarak görüyorum. Peki ortam dinleme cihazı hangisi? Şudur efendim. Şu ortam dinleme cihazı. Bu da benim aracımda. Böcek denilen evet, bu ortam benim dinleme cihazı. Bu da benim aracımda bulduğum cihaz. Sizin aracınızda da koymuşlar. Evet. Bunu yapanların hangi amaçla koruyacağını açıklasınlar. Bakın hep bulduğum cihazlar, geçen yıl yayınlanan kasetlerdeki kameralarda hep aynı kamera. Çözünürlükleri aynı. Bu demek ki bu işi yapanlar aynı kaynaktan yapıyor. Hiçbiri farklı değil. Yani aynı Deniz sistem, Deniz Baykal'a aynı sistem gizli efendim. Kamera tuzağını kuranlar. Teknik sistem aynı. Çözünürlük aynı. Bunu bulmak bizim görevimiz. Gerçekten artık toplumun bütün duyarlı kurumlarının üzerine eğilmesi gereken. Sorumluluğu iktidarın. Eğilmenin de zorunlu hale geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu iktidarı döner vurur. Herkesi vurur. Onun için toplumun artık
banyodan çıkarken üzerine havlu alacak bir paranoyaya sürüklenmesinin önüne geçilmesi lazım. Peki iktidar mensuplarıyla ilgili de bir takım şantaj kasetlerinin hazırlanmış olabileceğini düşünüyor musunuz? Ben bir havuz yani olduğunu madem ki bu yolla bir siyasi dizayn çalışması var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden başladı MHP ve daha sonra da iktidar partisine gelebilir mi? Ben bir havuz olduğunu düşünüyorum. Anladım. Her partiden insanların içerisinde kasetinin olduğu bir havuz olduğunu düşünüyorum. Korkunç bir durum. Zamanı gelince bu düzenlemelerin şantaj keyfe keder bir anlayışla yapılacağı kanaatimi taşıyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.